Hayırlısı olsun. Merci. Yalnız perper dükkanın önüne perper dükkanı açmanız hiç hoş olmadı. Ustamın hiç hoşuna gitmeyecek bu. Berber dükkanı diye sana derler peruklu. Bak burada ne yazıyor? Hair designer. Yani erkek kuaför. Arada fark var, anladın mı? Lan biz saç kesiyoruz da siz atomu mu parçalıyorsunuz? Ne farkınız var ya? Bak şöyle anlatayım. Sen haftalık ne alıyorsun? 150. Ben 155. Ne? 155 mi? Haftalık. Ayda ne eder? 620. Çok kazanıyormuşsun sen ya. Vay be. Hair designer he. İbrahim'cim kafam çok karışık. Hangi modeli seçeceğime karar veremiyorum. Acaba diyorum yeni dünyalara yelken açıp yeni modeller mi denesem? Yoksa geleneksel taraftan yürüyüp de kendi tarzımı mı korusam? Ne yapsam? Sen hangi yolu denetirsin bana? Hangi ne yapalım ne dersin? İsmail, saçına bakıyorum da çok bir seçeneğimiz yok gibi. Yani saçınla ilgili izleyeceğimiz her yol tek yön. Bahadır, İsmail abinin saçını maçını güzel bir yıka. Ben geliyorum, hadi bakalım. Peki usta. Hadi bakalım. İsmail abi buyur. Bu ne lan? Tam karşıma 2 metre öteme dükkan açılmış, berber dükkanı. Nasıl fark etmedim? Ne zaman oldu bu? Nasıl olabilir böyle bir şey? Ayıptır ya, ahlaksızlar. Usta, usta geldi. Ne? Allah Allah arkadaş. Hamza, sen içeride yabancı müzikleri düzenle. Bir de tek içimlik pet şişeleri diz. İbrahim Usta. Benim. İbrahim Usta. Burada. Bir zamanlar fakir ama gururlu bir çırağın vardı, hatırladın mı? Ha, sendin demek ha. Cemil. Ne Cemil'i be? Cemil fakir miydi? Cemil'in arabası vardı, iş arabayla gidip geliyordu. Biraz daha düşün, bir tane daha vardı fakir ama gururlu. Suat. Ne Suat'ı? Değil. Cahil. Değil. Sıtkı. Değil. Tarancı. Değil be, değil. Fikri, fikri. Biliyordum zaten. Bir intikam lafı ettirmedim be. Ne intikamı lan? Mal. Sorun yanlış bir kere. Senin sorduğun soru tamamıyla alakasız. Fakir ama gururlu bir genç vardı, hatırladın mı? Sen fakirdin ama gururlu değildin ki. Yüzsüzün tekiydin oğlum. Yıllarca beni böyle ezikledin işte. Kılları süpür Fikri dedin, süpüremedim. Ortalığı topla dedin, toplayamadım, kafama vurdun. Müşteriden parayı almayı unuttum. Sırtımda odun kırdın, ustamdır dedim, sineye çektim. Ama dükkanın önünde kız arkadaşımla konuşurken ma Fikri demeyecektin İbo. Ulan belinde odun kırdım ona şey yapmadın da kızla konuşurken mal dedim, ona mı takılıyorsun? O kız senin sevgilin değildi ki. Çıktığın mıktığın değildi. Adres soran bir kızcağızdı. Belki evlenecektik. Ha? Güzel bir yuva kuracaktık. Yıllarca bana... Ne yapıyorsun oğlum? Becerip çıktın Fikri. Aptalsın Fikri. Terbiye çıktın Fikri. Bak karşında ne var? Oğlum göremiyorum, ne var? Versene o özlüğü. Ben de göremiyorum. Versene o özlüğü. Demin taklidin mi yaptın sen? Göremedim ki hiç. Hair designer Fikri. Evet, şimdi görüyorum. Senin devrin bitti. Benim devrim başlıyor artık. Gelincik misin lan sen? Neyi kin oğlum bu? Zamanında yanında çalışıyordum. Müşterinin kulak kıllarını yakıver dedim. Adamın kafasına ispirt oldu. Dün komple yaktın adamı. Adamın da başını yaktın. Ben kendi başını da yaktım. Benim başımı da yaktın. Ben de seni kovdum. Ayrıca burası benim çöplüğüm aga, kusura bakma da kimse sana gelmez yani, tamam mı? Herkes bana tıraş olur burada. Gelmez. Ha, Şefik hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne haber kardeşim? İyi abi. Bir kişi var içeride, İsmail abi. Onu da işe kısa söyle zaten, ondan sonra alırım seni. Tamam abi. Hadi gel. Hamza ver müziği, ver. Gel. Şefik, nereye gidiyorsun? Şefik! Gitme, gitme, gel. Şefik! Saçmalama. Şşş! Oğlum dur. Şefik! Oğlum dur. Öyle bir şey ya. Nasıl çekildin? Nasıl gitti oğlum? Muhabbet edecektik. Allah Allah. Hamza Bey müşteriyle ilgilenir mi?
Biraz böyle sıcak suyla buharla şey yapalım, yumuşatalım. Senin devrin bitti artık. Ne oluyor oğlum? Fıstan burnum kurudu. Besle kunduzu oysun gözünü. Dükkanına inşallah Ömer Çelakıl gelir. Bahadır ne oldu? Hazır değil mi müşteri? İbrahim'cim, saçlarımı içeride yıkarken... Gel otur. Oturdum, karar verdim. Enseleri natürel yapalım, yanlardan çok az alalım ama tepelere sakın dokunma, tamam mı? Hangi yanlar İsmail? 7 numara kesin oğlum, sen artık kabullen şunu ya. Zaten sinirim tepemde, lütfen. Alınıyorum ama. Usta, biz de Hayırtı Saynur olalım mı? Hayır Bahadır. Asla kabul edemem. Ben berber olarak dünyaya geldim, berber olarak göçüp gideceğim. Hayır kabul edemiyorum. Ver makas. Tarak. Tarak boş ver, cımbızı ver. Elim titrememeli, terimi al. Terimi al. Al öyle. Terimi al. Allah'ım sen koru yarabbim. Büyüt et. Öyle olmayacak. Kestiğin kıllar yüzüme geliyor İbrahim. Rahatsız oluyorum, onları alır mısın? Ne kılı? Ya İsmail, bu dükkanda bir tane kıl var, o da sensin. Benim saç tellerim biraz ince de sarı, o yüzden görünmüyor. Benim saçlarım var. Senin saçların mı var? Şu anda tıraş bitti, saatler olsun. Buraya kadar. Ya lütfen masaj yapma, saçlarım bozulsun istemiyorum. Usta, bak yeni trend bu, trende uyalım. Trend hair designer olma zamanı. Bak mesela şimdi. Biri sorsa ne iş yapıyorsun? Hair designer'ım. Vay! Çok havalı. Ne iş yapıyorsun? Berberim. Vış. Hiç geçmedi. Hiç geçmedi değil mi? Çok doğru söylüyorsun. Gerçekten hiç geçmedi. Bahadır, evet. Gerçekten hiç geçmedi. Dur bakalım. Al bakalım. Şimdi bak bakalım. Şimdi geçti mi koçum? Bayağı geçti usta. Tenime nüfuz etti. Aferin. Hayır, anlamıyorum. Biri bana söylesin ya. Ne oluyor yani hair designer olunca? Ne oluyor? Bana bir açıkla Allah aşkına ya. Usta hair designer olunca çırak 150 değil, 155 TL alıyor. Al 5 lira git içeriği toparla. Hadi bakalım. Yine bekleriz, okey. Şuraya bak. Şu hale bak. Adamın kafasını tavus kuşu poposuna çevirmiş. Bir de diyor yine bekleriz. Ulan o adam bir daha senin dükkanına gelir mi acaba? Hadi görüşürüz Fikriciğim. Haftaya piyedik için geleceğim. Allah kahretmesin seni. Daha dün jöleye kafasını sokan adam peeling'e geleceğim diye peeling diyor. Vallahi deli çıkacağım ya. Haklısın İbrahim. İbrahim benim saçlarımı 2 kez şampuanlar mısın? Uçlarından kırılıveriyor hemen. İsmail. Kafan uçak pisti gibi. Ne şampuan, ne saçı, ne kırılması. Vallahi Arap sabunu süreceğim kafana. Hayırdır İbrahim Usta, gerginsin. Gel sana bir buhar banyosu yaptıralım içeride. Yumuşarsın. Oğlum vallahi bir sağlık ocağına gidin. Ne diyorsun? Spreyim var. Ulan ben senin o çemcuk ağzını bu dükkandan kovduğumdan beri çok rahatım. Aşırı rahatım. Zaten burası benim mıntıkam aga, benim çöplüğüm. Bir tane öyle bir şey oldu, daha da olmaz. Ya. Merhaba abi. Saç sakal ne kadar sizde? 10 lira kardeşim. Sizde ne kadar abi? 40 TL. Bu durumda tabii ki de. Tabii ki orayı seçiyorum abi. Allah kahretmesin. Nasıl bir şey bu ya? Hani buralar senin mıntıkandı? Ha? Sabah sabah iyi mıntıka temizliği yaptık. Lan yürü git. O spreyi yemiyordun, burnundan beynine sokarım senin. Sana mal demekle az kalmışım. Maldan da betersin sen. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Ya saç sakal ne kadar? 40 TL. Sen de ne kadar? 140 lira. Lan adam mı tırtıklıyorsun sen? Allah Allah. Buyurun beyefendi. Yine olmadı. Niye olmadı? İbrahim'cim. İbrahim'cim saçıma lütfen fön çekelim ama bu sefer geriye doğru tara, tamam mı?
İsmail bak, kafanla ilgili yeni bir örnek vereceğim. Güneş paneli gibi kafan var. Bütün mahalle elektriğini burada sağlıyor. Bir de fön çek diyorsun bana. E bari çöle sür, benim başım kel mi? Kel! Hay yaşa! Kel, kelsin sen bir adam, anla artık. Yüzleşki kelsin, bakın. Kafa derisi, saç yok. Kellik var, tamamıyla kafa derisi. Bir tane saç yok. Bir tane vardı cımbız, onu da kestim. Allah can olsun İbrahim. Ama bunu unutma, maden olan daha da ot bitmezmiş. Saçınla dalga geçmeyecektin. Ben de yeni açılan kuaföre gidiyorum. İsmail, sakın. Sırma saçlım benim. Geç. Böyle ani hareketler saçına zarar verir, sakın. Sinirlenme, saç dökersin ama Allah korusun, tamam. Sen ne istiyorsan yapalım, özür diliyorum senden, tamam. Nasıl bir şey istersin, ne yapalım sana mesela? Bir numara, iki numara, üç numara, he? Sende de hiç numara yokmuş İbrahim. Daha modern bir şeyler yok mu? Daha modern bir şey yaparsa daha modern bir şey yapalım. Sana ne yapalım daha modern? Ondan istiyorum, ondan yap. David Beckham. Seni David Beckham yapayım. Makasla. Tövbe haşa, günaha girmeyek. Dur, ben sana bir şey yapacağım. Ben sana bir şey yapacağım. Gel kardeşim. Gel bakalım şimdi. Evet. Evet. Birazcık. Tamam, saatler olsun, yaptım. Bu ne ya? Bu o saç mı? Bu o tip mi? He? Sen o tip misin? Bu malzemeden bu adam çıkabilir mi? Ergani karpuzu gibi kafan var. Çık git İsmail, Allah aşkına çık git ya. Vallahi git ya. Allah can olsun ama suç bende. Şu tipinle sana güvendim. Kelin ilacı olsa başına sürerdi. Lan bari kellikle ilgili şaka yapma be adam. Allah kahretmesin. Lan buraya da niyet, neyini süpüreceksem kıl yok. İbrahim Usta, ne var lan? İbrahim Usta ocağına düştüm, yardım et. Demin gelen adam var ya, mafya babasıymış. Mesut tek yaprakmış. Ne olmuş tek yaprak? Banyo, buhar banyosunu mu beğenmedi? Yok. Gel lan buraya. Ne oldu lan? Gel lan buraya. Bittin lan sen. Bittin. Koskoca mafya babası Mesut tek yaprağı tek boynuzlu unicorn'a çevirdin lan. Pembe mi dilli oldum senin yüzünden. Ya o model çok moda. Gerçekten bak. Kurşuna depar atıyorsun, sus. Adamı Antarktika kertenkelesine çevirmişsin bariz olsun. Ulan İstanbul'un en büyük mafya babası toplantısına ben böyle mi katılacağım? Usta, gözünü seveyim usta. Gerçekten sen büyük bir ustasın. Ben hep klasik, klasik bilmiyorum. Ben özel kesimler yapıyorum. Sen natural kesersin. Burnun açılmış korkudan. Korkudan burnun açılmış. Harika. Buhardan. Tipin değişti korkudan. Hadi usta. Çırağı mısın lan? Çırağın usta. Usta mıyım lan? Usta, usta. Aa, şu yeni yetmeler. Çırağımın kusuruna bakma Mesut babamız. Bir densizlik etmiş bu kımıl zararlısı. Eğer izin verirseniz bu hatayı... Kes lan tıraşı. Doğru bildiniz, tıraş bizim işimiz. Buyurun. Buyurun efendim, ben hemen halledeceğim. Hiç merak etmeyin efendim. Ben sizi mafya toplantısına yetişeceğim tek yaprak babamız. Hiç merak etmeyin. Şimdi efendim, çırak. Havlu getir. Hemen usta. Şimdi şöyle bakıyorum, bir kere o rengi falan boyayı hemen hallederiz. Bu arkaları natürel seviyoruz galiba, tamam. Basit bir şey yapacağız efendim. Önleri, önleri böyle aşağı doğru dalgalandıracağız. Yanlardan hafif kızartıp toplayıp tabii ki renk komple siyah olacak. Başka bir renk şey yapmayacağız. Duyuyorsun değil mi? Böyle güzel bir aranjeyle takır takır işe alacağız. Aa! Aa! Orhan baban da dediği gibi işte derler. Lan oğlum saçıma bir şey mi oldu? Hayır hayır asla yok. Bakma bakma. Şey yapma, saçında bir sıkıntı yok ya. Ya ben çırağı hava atarken tam o hava atma esnasında saçınız da elimin altında olunca elde de makine çalışır durumda olunca. Lan! 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 Kökü sizde demiş miydim kökü? Lan kökü. Kökünüze kibrit suyu hepinizin. Gidin lan. Bir saniye. Şimdi bir dakika. Çok güzel her şey. Fakat koskoca Mesut tek yaprağın saçını kesiyorsunuz. Panik bu kadar mı yani? Evet. Burası en can alıcı bölüm. Evet. Yani saçı geri koyabildiğimiz kadar koyalım. O saçı götürmeden alacağız. Sonra Mesut'un görmesini engelleyip çok dehşet bir şekilde duymayacağı şekilde bir panik yaşayacağız. Evet. Paniğe çıraklarınız da dahil olsun. Tabii. Kim var kim yok. Sessiz büyük bir panik. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi
Mesut'un suratını açıp devam edecek. Şimdi Mesut Bey diyorum ki babamız, benim bu renkleri renkleri hepsini halledeceğim. Hiç sıkıntımız yok. Gayet kontrol bence. Çırağı denizliğim o şey. Arkaları natürel bırakıyorum. Yanlardan gücü toplayacağım. Önüne de sakin böyle daha sarık şey bırakıyorum. Sen biraz dinlen. Sen burada biraz dinlen. Türlü şeyler olacak. Ya buhar... Tamam, tamam. Türlü... Ne oluyor lan? Lan oğlum saçıma bir şey mi oldu? He? Yok bir dakika dur. Sen dinle. Sen masaj yap. Oğlum böyle bir panik. Ne oluyor? Harika. Masaj yapın. Tamam. Gözünü hiç açma sakın. Sakın gözünü açma. Sakın, sakın, sakın. Güzel bir... Saatler olsun. İyi günler. Lan! Lan! Lan bittiniz lan siz. Bittiniz. He? Bir şey yok, bir şey yok. Ne oluyor? Sıkıntı yok bir şey. Ne yaptın be adam? Ya. Ne yaptın saçına be adam? Lan bittiniz siz. Niye? Yemin ediyorum bittiniz. Kökü sizde efendim. Kökünüze kibrit suyu sökeceğim sizin. Şimdi tam istediğim gibi oldu.